Bak bunlar yeni uçaklar. 88 metre kanat açıklığı diyor. 856 kişi ya, böyle bir şey var. Uçurmayı çok isterim. Bayağı büyükmüş. Ne oldu Hakan? Nasıl ya? Dur bir bilgisayarımdan bakayım. İşle alakalı bir sıkıntı çıkmış. 10 dakikaya geleceğim yanına, tamam? Tamam. Dur dur, kapatma. Kapatma, beraber bakalım. Mayıs 2018. Başkası içinmiş. Tamam. Artık onu düşünmeyeceğim. Ne de üzülmeyeceğim. Yeter ya. Hayat kısa yani, benim ömrüm böyle mi geçecek? Sakinim. Sen niye tek geldin? Bir sorun yok değil mi? Yok yok, valisi yokmuş. Buranın da arabayı park ediyor. Ha, tamam. Birlikte geldik. Korkuyorum artık ya. Yarın sabah buluşalım mı? Bir şey mi oldu acaba? Tamam, buluşuruz. Sen iyi misin? Pek değilim. Yani aptalım Zeynep. Niye, ne oldu ya? Kızım kendi kendime gelin güvey oldum ya resmen. Hani 2 gün olmuş daha, adam da herhalde gelip bana evlilik teklif etmeyecek yani. Sen gidip Alihan'a mı sordun? Hayır, dün Hakan'la konuşurlarken onlar, ben de odasına girdim. Kaldırmamış yüzükleri, baktım o zaman. Yahir'cığım, sen bu yüzüklerin alyans olduğuna emin misin? Ya dinle. Bak ben kutuyu açtım, içine baktım, tarih yazıyordu içinde. Tarih mi? Evet. Yani isim falan yok ama tarih var. Allah Allah. Ya bu ne bileyim, aile yadigarıdır belki, annesinin babasının filandır. Ha, aile yadigarı gerçekten. 14 Mayıs 2018'den kalma aile yadigarı nasıl oluyorsa. 14 Mayıs 2018 mi? Evet, öyle yazıyor içinde. Yani Alihan o gün birine evlilik teklif edecekmiş. 14 Mayıs. Zeynep, açık konuşacağım. Uzatmayacağım lafı. Bir daha görmek istemiyorum seni. Ben ilişki insanı değilim. Evet, peşinden koşmak, bir takım oyunlar oynamak bizi, beni bir süre için eğlendirdi, oyaladı. Ama hepsi senin peşinden koşarken güzeldi. Artık seni elde ettim. Büyü bozuldu. Peki yalan mıydı hepsi? Yalan değildi. Ama bu adına ilişki denen şey bana fazla geldi. Olmadığım bir adam gibi davranmak beni yordu.
Sen daha geçen gün benim başıma bir şey gelecek diye korkuyordun. Aynı adam mı söylüyor bana şimdi bunları? Ben adamı hiç sevmedim. Öldürdüm onu. Ne onun gibi olmak istiyorum, ne onun gibi hissetmek, ne de düşünmek. Artık yapamayacağım. 14 Mayıs. Biz ayrılmadan 2 gün önce. Bana mı dedin? Ay Zeynep abla, kendime kızmadan duramıyorum ya. Ben böyle şeyleri asla takmam ki. Gittim evlilik falan. Girdiğim düşüncelere bir bak yani. Rezil gibi geldiğimi de anlattım o kadar. Hira, benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle. O yüzüklerin sahibi galiba benim. Sen misin? Nasıl yani? Bak, anlatacağım ama beni ne olursun sakin sakin dinle, olur mu? Siz resmen beni oyuna getirdiniz. Yok, ben sana söyleyecektim zaten. Belli. Yüzük konusu açılmasa konuşacak mıydın? Hira, anlatacaktım ben sana. Tabii ki konuşacaktım ama... yani bunu nasıl yapacağımı bilemiyordum. Bu bahane değil Zeynep. Ben seni arkadaşım sandım ya. En başında bana söylemen gerekiyordu böyle bir şeyi. Ya biliyorum. Ama biz Alihan'la ayrılalı çok oldu. Yani siz daha tanışmadan çok önce biz ayrıldık zaten. Çoktan bitti gitti. Sana söylemiyor olmamın sebebi de intikam almak falan değil. Ne olur yanlış anlama. Ne sandım? İkiniz de beni salak yerine koydunuz siz. Hira, bak biz Alihan'la bir daha bir araya gelemeyiz. Gelmeyiz. Bitti gitti. Şimdi niye anlatıyorsun o zaman Zeynep? Daha çok üzüleyim diye mi? Hayır, hayır. Niye seni daha çok üzmek isteyeyim ben? Sadece daha fazla senden bir şey saklamamak için söylüyorum. Hira, bak bana istersen kız, istersen küs. Ama ne olursun ilişkini bir daha gözden geçir. Ya Alihan beni mi seviyor Zeynep? Hı? Sana vermek için aldığı yüzükleri niye saklıyor hala Alihan? Sizin ilişkiniz bitmemiş. Yarım kalmış ve en kötüsü de bu zaten. Hira, Hira bir dur. Ne olur beni bir dinlesen. Duyduklarım bana yetti Zeynep. Senin hakkında çok yanılmış. Hira. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.